Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle bir çanta yapmak istiyorum. Ben de bunu ilk kez dikeceğim. Şimdi çantamızın parçalarını ben kestim. Pratik, kalıpsız olarak. Şimdi size parçaların ölçüsünü veriyorum. 2 adet peluş kumaşımız ölçüleri. Santim eninde. 53 santim de boy olarak kesmişim bakın. 2 adet kesiyoruz. Sonra yanlarına çıtattım. Onları da size vereyim. Boyuna, enine değil yalnız boyuna yandan 30 santimden çıtatın. Her iki tarafına da buraya ve buraya. Bu çıtadan sonra yukarıdan tekrar ölçün. Bakın şuradan. Buradan da 10 santim. 10 santim. Buradan söylediğim gibi tekrar açayım. 30 santim. 30 santim. Yukarıdan da 10 santim. Her iki tarafa da çıt atıyoruz. İki parça böyle kumaşımızı kesiyoruz. İki adet astarımız var. İki adet astar kesiyoruz. Astarlarımızın arkasına ince elyaf kullandım ben. Elyaf kestim. Aynı ölçüde ve onları diktim. İsteyen yapışkanlı elyaf da kullanabilir. Astarımızın da ölçüsünü veriyorum. Bakın astar ölçümüz de yine 43. Astar ölçümüz de 43. Eni 43. Boyu da 36 santim. 2 adet kesiyoruz. Şöyle 2 tane hazır sap kullanacağım. Sap ölçümüz de vereyim size. 21 santim. 2 tane cep kestim bakın. Bunları siz istediğiniz ölçülerde kesebilirsiniz. İster bir adet cep yapın. İster iki adet. O sizin isteğinize bağlı. Ben iki adet cep istedim. 25 yani 50 santim tüm parça bakın. 50 santim. Ben de 23 santim. Diğer cebimi de vereyim. 17 santim. 21 santim. Cep ölçüleri çok önemli değil. Dediğim gibi siz istediğiniz gibi cep yapabilirsiniz. Yanlarına şerit koymayı düşünüyorum. İki tane. Şöyle o attığım çıt vardı ya 30 santimlik. Orası için yanlara 30 santim 2 adet suni deri bakın kestim. 3 santim eninde 2 adet. Çıt çıt. Mıknatıslı çıt çıtımız. Bir tane etiketimiz. Bir de silikon yapıştırıcı olursa çantamızı dikmeye başlayabiliriz. Hepimiz. Evet arkadaşlar şimdi ilk önce astarımızın içine mıknatıslı çıt çıtımızı takıyoruz. Tam ortasına astarımızı buluyoruz. Tam ikisinin de tam ortasını buldum. Bakın çıt attım. 2 santim aşağıdan işaret aldım. Şimdi ikisinin birbirine denk gelmesi için şöyle işaretimizi aldık. Şuraya takacağım tam çıt çıtıma. İğneyle altı da geçirelim. Biraz. Evet. Ben daha sağlam olması için arkasına böyle eva takıyorum. Evet. Birincisi hazır. Bakın. Şimdi diğerini yapalım. Evet, çıt çıtımız hazır. Evet arkadaşlar, şimdi ilk önce bu iki parçamızı birleştireceğiz. Çantamızın burası boyu. Şu iki yanı vardı, size bahsetmiştim. Çıttan çıta kadar bunları birbiriyle birleştireceğiz. Çıtta çıtta getiriyoruz. Şuradan tutturalım. Bakın. Şurayı dikeceğiz. Böyle.
dikmek istiyorum. Deliği kaymaması için. Deri ayağı olmayanlar deriye hafif bir yağlama yapabilirsiniz. Ayağınız rahat kayacaktır. Burası çantamızın yanı olacak. Şimdi diğer tarafını birleştiriyoruz. Yanını hazırladık. Şimdi altını kapatalım. Tam şöyle arkadaşlar ikiye kıralım ve dikelim. Şimdi arkadaşlar buraya 4 santim dikişten buraya 4 santim işaret aldım, bakın. Ve tam dikişten 4 santim. Burayı önceden de kesebilirsiniz ama ben kesmedim. Evet, çantamızın derinliği 10 santim olacak. Öncesinde yapsaydık bu model için daha kolay olacaktı. Göremedim. Dört santim. Cetvelim ve yazılar o kadar küçük ki gözlüğüm olmasına rağmen zor görüyorum. Daha büyük bir şey lazım bana. Evet, şimdi bu 4 santimden yaptım. Diktiğimiz zaman 5 olacak altı. Şimdi tam buradan kesiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi köşeleri dikiyoruz. 1 santimden, 1 santimden biraz daha derin olabilir. Dikebiliyoruz. Diğer köşeyi de aynı şekilde dikiyoruz. Bakın köşelerimiz. Çantamızın köşeleri. Bakalım nasıl olacak. Ben de bunu ilk kez yapıyorum. Şu kısımda biraz zorlanabilirim diye düşünüyorum. Şöyle olacak arkadaşlar. Şimdi astarımızı hazırlayalım. Şimdi astar için cepleri dikelim. Ceplerini dikip ütüleyip tulumlamaya geçelim. Şimdi bunları ütüleyeceğim. Sonra astarıma takacağım. Evet arkadaşlar, ben şimdi astarımızı ütüledim. Ceplerimizi de ütüledim. Şimdi astarımıza, ceplerimize takalım. Şu büyük cebi. Büyük cebi buraya takalım. Şurası iyidir. Ben tam şöyle ortalıyoruz, bakın. Ortalıyoruz. İğneleyelim bunu, kaymasın.
Diğerini de takalım. Diğerini de yine ortalayalım. Şurası iyi. Şimdi dikelim. Astarımızı birleştiriyoruz. Arkadaşlar dikiyoruz her yerine. Şurada bir 20 saatlik kadar boşluk bıraktım. Buradan tulumu çevireceğiz. Her yerini dikiyoruz. Her yerini derken burayı değil. Şurada boşluk bıraktım. Köşelerini yapalım. 4 saatinden kesecektik. Dört santim. Evet, dört dört kestik. Şimdi buraya dikeceğiz arkadaşlar buraya. Şöyle. Dikiyoruz. Astarımızı hazırladık. Astarımız hazır. Şuraya etiketimi dikeceğim arkadaşlar. Şimdi beni en zorlayacak kısmı burası. Çünkü daha önce yapmadım dediğiniz demiştim. Evet arkadaşlar, şimdi bu kısımda nasıl neler yapacağız? Ben de ilk kez yapacağım için biraz karışık olabilir. Şimdi ben astarın yanlarını komple dikmiştim biliyorsunuz. Ama sanırım komple diktiğim için olmayacaktı. Şu 6 santim kenarlardan, bakın 6 santim kenarlardan söktüm. Şimdi bununla tulumlamaya çalışacağım. Başarabilirsem. Önce askımızı bir geçirelim. Bunun açılan bir yeri olmadığı için zor olacak. İlk kez yaptığım için zor olacak. Daha önce deneme de yapmadım. Şimdi çantamızın üst ağız kısmına askımızı geçiriyoruz. Beraber deneyerek öğreneceğiz. Şöyle göstereyim. Geçirdik. Tutmayabilmemiz için ikisini yüz yüze getiriyoruz ve burayı birleştireceğiz arkadaşlar. İki çantanın ağzını askı içine geçirdikten sonra, bakın geçirdim, deniyorum tabi, yanlış da yapıyor olabilirim. Biraz böyle sökmek de zor olur ama yapacak bir şey yok, ya çantamız olacak ya da olmayacak. Evet, bakın. Şöyle siz de iğneleyin. İkisini yüzünü yüze getirdik. Askımız burada. Şimdi diğer tarafı yapalım. Ters oldu. Evet. Bunu çevirmemiz lazım. Olmadı. Ömer. İlk önce bu tarafı dikelim. İkisini aynı anda. Benim bile kafam karıştı. Şimdi şu ilk yaptığımız iğneledik.
Bakın geçirdik. Şimdi burayı bir tutturalım bakalım. Ben de merak ediyorum nasıl olacak. Ben bu çantayı dikmek istedim. Hem de bizim için paylaşmak istedim. Daha önce denemediğim için çok iyi anlatamamış olabilirim. Kusura bakmayın. Bir bakalım doğru mu yaptık. Evet. Şimdi buraya tutturacağımız için şu an doğru görünüyor. Diğer tarafı da yapacağız. Şimdi evet, geçirdik. Bakın şöyle. Ben de size anlatırken kendim de yeni öğreniyorum yapmayı. Evet. Şimdi bunu diğer tarafı diktiğimiz gibi tutunlayabilmemiz için böyle yaparsak ters olur. Şunları şöyle içeriye atalım. Sanırım evet. Anlatabildim mi bilmiyorum. Bakın ikisini de taktım. Birini diktim. Birini de böyle taktım bakın. Sonra buradaki parçayı bunu içeri doğru atıyoruz. Şurayı tutturacağız. En son yanları nasıl yapacağız bakalım. Yine bakın ortasında. Bilmiyorum anlayabiliyorsunuzdur inşallah. Şöyle ortasında askı içinde. Şurayı tutturuyoruz tabii içindeki askı. Zorluyor biraz. Evet, bakalım ne oldu. Bunun ortasında kaldı bakın arkadaşlar. Şöyle bir şey oldu. Şimdi şuraları dikeceğiz yanlara. Nasıl onu temiz nasıl çalışacağız onu düşünmeliyim. Nasıl temiz çalışırız? Direkt kıvırmak istemiyorum. Evet. Şöyle dikersek askı. Evet, temiz dikemeyiz. O zaman ne yapacağız? Burayı şimdi şurayı temiz çalışabiliriz. Evet. Şimdi bakın. Şu köşeler şuraya denk geliyor. Şurası. Şuradan itibaren burayı temiz çalışamayız. Şöyle kıvırmamız gerekiyor. Bu askının geçebilmesi için. Şu iki kısmı şuraya ve şuraya şu şekilde kıvıracağım. Bu tarafı normal şöyle dikeceğim şurayı. Burayı da kıvıracağım. Önce burayı kıvırmalıyım. Şuraya katlayın. Bakın. Şurada zaten bir çıt yerimiz vardı işaretimiz. Oradan baktığınız zaman şuraya kadar. Şu kısma kadar kıvıralım. Buraya bir iğne takıyorum ben. Şimdi bakın arkadaşlar şurayı şöyle kıvıracağım. Şu kadar kısmı. Şu kadar kısmı. Bakın şöyle. Şu kadar kısmı diktim. Umarım doğru gidiyorumdur. Çok emin olmadan yapıyorum şu anda. Şimdi diğer kısmını da yapıyoruz. Şuradan yine minik sökelim. Şöyle ölçelim arkadaşlar. Çünkü burası buranın karşılığı ne kadar? Bakın şöyle. Şuraya kadar. Şuraya yine bir santimlik bir çıt atalım. Burayı da kıvıralım. Nerede çıktı? Evet arkadaşlar. Şimdi ne yaptık bir bakalım. Evet. Bakın. Şurayı bıraktım. Şu kadar. Çıttan çıta şurayı kıvırdım. Şimdi diğer tarafını yapmam gerekiyor aynı şekilde. Buradan.
Şu astar boyumuz böyle kalacak. Bir bakalım. Evet. Yani şuraya kadar. Şuraya çıtlatayım arkadaşlar. Bu tarafı da ayarlayayım. Gerçi ikisi aynıdır. Şurayı da. Evet. Burası yan biliyorsunuz. Bakın. Bu da 4 santim gibi görünüyor. 4 santim kadar. Şimdi burayı da dikelim. Burayı yaptım. Çok da bitiyor zaten. En zor kısmı burası oldu. Çünkü ilk kez yapıyorum. Bulabilirim. Şurada 4 santim kadar burayla uğraşmayabiliriz. Asla şuradan devam etseydi. Biz kafamızı karıştırmayalım. Şimdi ne yaptığımızı bakalım. Bu nedir böyle? Kafa karışık gözüküyor. Bakın çok komik bir şey oldu. Şimdi. Evet. Evet arkadaşlar bakın şu şekilde şimdi tutuyorum bir tanesini şöyle. Sonra şurada köşemiz vardı biliyorsunuz. Bu köşeyle bu köşeyi birleştireceğiz. Neredeydi? Yerimiz şurada. Şurayı dikeceğim arkadaşlar. Şöyle iğnemi çevirdim. Bakın burası ortası. Dikişe dikişe getirdim. Şu çıt attığım yerler bakın. Ve bakın şu halde. Şimdi ben şu arayı dikeceğim. Şuraya. Anlaşılıyor mu? Umarım anlatabilmişimdir. Şimdi dikelim şuraya. Evet. Burayı diktik arkadaşlar. Şimdi aynı şeyi buraya yapıyoruz. Demin çıt attığınız yer. Hep tekrar tekrar anlatıyorum. Çünkü benim bile kafam karıştı. Yani iyi anlatamayacağım diye düşündüğüm için tekrar tekrar anlatıyorum. Tekrar şimdi bakın bunu buraya. Şöyle tutayım. Şurası tam ortaya gelecek. Burayı da iğneleyelim. Tabii iğne batarsa. Çok sert arkadaşlar batmıyor. İğneleyemedim. Sökecek neredeyse. Şurayı bir sağlamlaştırmam lazım. Bunu buraya. Pardon. Evet. Burayı da diktim arkadaşlar. Şimdi bakalım ne oldu. Çevireceğiz, göreceğiz. Bakın şöyle bir şey oldu. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi görüntü şu şekilde. Aslında şimdi düşünüyorum iki parça halinde yapsaydım bu kadar zor olmayacaktı. Şu kısmı ayrı da çalışabiliriz. O zaman çok daha kolay olur bu iş. Bir dahaki videomda bir de öyle çanta çalışırız. Şimdi bakalım. Çevirelim. Ne yapmışız görelim. Oo, buradan bunlar geçecek mi? Bunu hiç düşünmemiştim. Biraz zor. Evet. En zor şekliyle yapmışım ben bu çantayı. Geçmiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Komik bir durum. Ama ne yapıyoruz? Vazgeçmiyoruz. Biraz da buradan açalım. Sanırım artık. Saplarımız da oldukça büyük tabii. Ne yaptık hanımlar? Evet. Şöyle bir şey oldu. Evet. Bakın. Temiz çalışmak istediğim için çok fazla dışarıdan dikiş gözükmesi istediğim için bu şekilde kesmiştim.
Ama dediğim gibi yani şöyle bütün kesip şu parçaya ayrı olarak dikip bunun içine tulumlayabiliriz. Çok daha kolay olur. Aslında dikmeyi de biliriz çünkü tulumladık. Bence de dikmeyelim. Çünkü burayı diktiğim zaman hem dikiş gözükecek. Dediğim gibi iki parça halinde yapsaydık zaten burada dikiş olacaktı. Bu çok daha kolay olur. Ben temiz dikmek için böyle kesmiştim. Gerçekten iyi oldu. Şimdi içini kapatabiliriz. Şimdi tekrar içini tersi çevirdim. Bakın tersi de böyle arkadaşlar. Bu sadece biraz zor dönüyor. Bakın böyle daha çok çıtlatalım. Köşeleri böyle denk getirin arkadaşlar. Evet, şimdi burayı kapatıyoruz. Bence benim fikrim. Sizi bilmem ama. Bakın köşeleri tutturduğumuz için gayet güzel içi dışı tertemiz oldu. Evet. Ütüleyebilirsiniz.